Herkese merhaba. Size bugün nükleer enerjiden bahsedeceğim. Bunun için size Amerika'da bulunan Idaho eyaletinden bahsedeceğim. Idaho, evet, patates ve nükleer enerji cenneti. Idaho'da Arco isimli küçük bir şehir var. Burada Pickles Place adında bir restoran var ve atomik burgeriyle ünlü. Radyoaktif burger gibi bir şey mi dediğinizi duyar gibiyim. Kulağa pek de güzel gelmiyor, öyle değil mi? Arco, dünya üzerinde elektriğini tümüyle nükleer enerjiden karşılayan ilk şehir. Bu da Arco'nun dünya üzerinde nükleer enerji kullanarak atomik burger hazırlayabilen ilk şehir olmasını sağladı. Peki bu burgerler nasıl pişiyor? Izgaranın altında yanan yeşil taşlar mı var? Hadi gelin hep beraber bakalım. Nükleer enerji santralleri oldukça korkutucu ve tehditkar görünürler. Ancak enerjiyi diğer enerji santrallerinden çok da farklı bir şekilde üretmezler. Detay vermem gerekirse, buhar elde etmek için su ısıtılır. Buhar, türbinleri döndürür ve enerji üretilir. Nükleer santrallerin çoğu, elektrik üretmek için 5 temel parçadan oluşan hafif su reaktörleri kullanırlar. İlk olarak reaktör çekirdeği ya da reaktör kabından bahsedelim. Bu, yakıt çubuklarının yerleştirildiği kısım. Sonra kullanılan yakıt çubuklarını ve çekirdeği çevreleyen koruma kabı gelir. Bu kısımda su rezervuarları bulunur. Bu su kaynatılır ve buhar elde edilir. Bu buhar, bir ucu elektrik üreten bir jeneratöre bağlı olan türbinleri döndürür. Bir elektrik jeneratörünü bu şekilde döndürme işlemi, kömür, gaz, jeotermal enerji, su ve rüzgar işleyen enerji santrallerinde de kullanılan bir işlemdir. Elektrik üretme sistemi ne kadar karmaşık olursa olsun, altta yatan mantık hep aynı ve hepsinde elektrik üretimi, insanlık tarihinin en eski icatlarından biri aracılığıyla, yani tekerleğin döndürülmesiyle gerçekleşir. Son olarak bir de fazla buharın, başka bir deyişle su buharının dışarıya atıldığı baca var ve nükleer enerji üretimi esnasında açığa çıkan tek gaz su buharı. Oldukça kolay görünüyor, değil mi? Tabii böyle anlatırken kolay görünüyor, ancak hiç de kolay olmadığını siz de tahmin ediyor olmalısınız. Su tam olarak nasıl ısıtılıyor dersiniz? Nükleer enerji elde etmek, mangal yakmak kadar kolay değildir ve bunun için maddenin en küçük birimi olan atomu işlemek gerekir. Enerji, atomik seviyede elde edilir, ancak söz konusu olan sadece atomun kendi değildir. Enerji elde etmek için bu atomu parçalamak gerekir. Atomun, daha küçük elementlerin atomlarına parçalanması için nötron bombardımanına tutulması işlemine fisyon ya da bölünme adı verilir. Bu parçalanma sonucu inanılmaz büyük miktarda bir enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çok büyük bir kısmı ısıya dönüşür. Bu ısı da suyu ısıtarak buhar elde etmemizi sağlar. Bu noktada fisyonun gerçekleşmesi için elimizdeki atomun özel bir atom olması gerektiğini de eklemek istiyorum. Nükleer reaktörlerin çoğu bu işlem için uranyum-235 kullanır. Neden uranyum-235 dediğinizi duyar gibiyim. Öncelikle uranyum-235 oldukça büyüktür. Kilo olarak büyüktür demek istemiyorum. Buradaki büyüklüğün atomik ölçekteki bir büyüklük olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ancak atom dünyasında bir atomun büyüklüğünden değil, ağırlığından bahsederiz. Uranyum-235'in kullanılmasının tek sebebi sadece ağır olması değil, bir diğer sebebi ise bir izotop olması, yani nötron sayısının doğada sık karşılaşılan uranyumdan, yani 3 adet daha fazla nötronu olan uranyum-238'den az olması. Bu durum, uranyum-235'in daha istikrarsız ya da bölünebilir olmasına yol açar. Tek bir nötron, uranyum-235'ten başka elementler ve daha bir sürü nötron elde etmemizi sağlar. Ortaya çıkan bu nötronlar, diğer uranyum-235 atomları ile çarpışır. Onların da bölünmesine ve zincirleme bir tepkimenin başlamasına sebep olurlar. Nükleer enerji de bu şekilde işleyebilir. Az önce bahsettiğim zincirleme tepkime, nükleer santralleri çok ama çok daha yıkıcı olan kuzeni atom bombasından ayırdığı için gerçekten de çok önemli. Atom bombalarında aynı nükleer fisyon süreci kullanılır. Ancak bu, nükleer santrallerde asla ve asla deneyimlemek istemeyeceğimiz, son derece kuvvetli patlamalarla sonuçlanan, oldukça hızlı, yıkıcı ve denetimsiz bir tepkimedir. Nükleer fisyon dediğimiz zaman, azın çok anlamına geldiğini de hemen eklemek istiyorum. Yakıt adını verdiğimiz şey, her biri bir kurşun kalem silgisi boyutlarında olmasına rağmen 1 ton kömürün enerjisine eşdeğer enerji içeren küçük uranyum-235 peletleridir. Doğru duydunuz, 1 ton dedim, tamı tamına 1000 kilogram. Bu peletler yakıt çubuklarında ve daha sonra yakıt demetlerinde bir araya getirilir ve nükleer reaktöre yerleştirilir. Bu da nükleer fisyonun çok küçük miktarlardaki yakıttan çok büyük miktarlarda enerji elde edebilmesine oldukça iyi bir açıklama getiriyor. Çekirdeğin erimesine sebep olabilecek sıcaklık yükselmelerini engellemek amacıyla, ki buradaki erime öyle bildiğiniz türden, yani masum bir erime olmayacaktır, reaktör su ile soğutulur. Nükleer reaktör daha fazla ısı ürettiğinde soğutma sistemi reaktörü soğutur. Ancak yakıt çubukları o kadar ısınmışlardır ki erimeye başlarlar. Reaktörün dibine düşerler. Burada eriyerek dışarı sızarlar. Bu nükleer erime olarak adlandırılan durumdur ve radyoaktif sızıntıyı engellemek amacıyla reaktörün oldukça kalın bir çelik ve beton katmanı ile çevrelenmiş olmasının sebebi de budur. Videonun başında da dediğim gibi kimsenin radyoaktif burger yemek isteyeceğini düşünmüyorum. Yakıt çubukları sonsuza kadar dayanamazlar. Reaktör içinde geçirdikleri 3 ila 6 sene içerisinde fisyon tepkimesini efektif bir şekilde sürdürememeye başlarlar ve radyoaktiflikleri artar. Bu da dikkatli bir şekilde çıkarılmaları ve depolanmalarını gerektirir. Biri nükleer atık mı dedi? Evet, kullanılmış yakıt çubukları son derece radyoaktiftir. Bu atık radyoaktif maddeler toprak, su ve havayı binlerce yıl boyunca kirletebilir. Canlı organizmaların DNA'larına zarar verebilir. Kanser ve birçok farklı rahatsızlığa sebep olabilirler. 1946'dan 1993'e kadar geçen süredeki bu hiç de kısa bir zaman aralığı değil, birçok ülkenin nükleer atıklarını okyanuslara bıraktığını biliyor muydunuz? Tahmin edeceğiniz gibi yol açtığı sorunlar ve sonuçlar yüzünden sonrasında yasaklandı bu. Bunun yerine bu atıkların gömülmesi fikri üzerinde ilerlendi, ancak bu da sorunsuz bir yöntem değil. Nükleer atık düzgün bir şekilde saklanmazsa kolayca toprağa ya da suya sızabilir. Peki bu nükleer atıklarla ne yapabiliriz? Aslına bakarsanız hiçbir şey. Kullanılmış radyoaktif yakıt dünyanın birçok yerindeki saklama ünitelerinde tutuluyor. Ancak bunların hiçbirinin görevlerini çok uzun vadelerde devam ettiremeyeceklerini biliyoruz. Alternatif bir yöntem olarak uranyumun kullanılmış yakıttan ayrıştırılması ile kullanılan çubukların geri dönüştürülmesi ve yeniden işlenmesi de söz konusu. Ancak çubukların yeniden işlenmesi de son derece tehlikeli ve pahalı bir işlem. Atıkların yeniden işlenmesi saklanmasından çok daha pahalı ve bu işlem sonucunda da yine saklanması gereken radyoaktif atık elde edilir. Enerji üretimi dendiğinde bunun kusursuz bir çözümü olmadığını bilmelisiniz. Elektrik üretiminin her türlüsünün kendine özgü faydaları ve zararları var. Yine de bu restoranın atomik burgerlerinin harika olduğunu ve hatta şimdi bir tane yiyeceğimi söylemeden de geçemeyeceğim.